İzlenmediği için erken final yaptık arkadaşlar. O kadar mı ya? Nerenizi gösteriyorsunuz deseydin. Ben birkaç tane OnlyFans'ciye yazdım. Katıldım en aşağılık program. Konuşurken yanında bir göt dursun. Ne ayranım dökülsün ne... Ben s**tim yani böyle formatı. Bu Bitcoin'den nerede hocam? Paraların hepsini yedik. Bunu niye şu an öğreniyorum lan? Avatar Atakan kalabalık mı? Sonuna kadar. Küfür etti bana. Kanka beni kimse dövemez. 500 bin dolara veriyoruz dediler. Çok pis döverim abisiyle beraber. Gitsin bile tek elimi döverdim. Ali biçim mi diyorsun lan bu? Sen hasta mısın oğlum? Böyle yavşak. Sen linçten besleniyorsun zaten. Ben kendim böyleyim moruk. Doğru söyleyeni 9 köyden kovarlar ama burası 10. köy. 10. köyden herkese selamlar arkadaşlar. 10. köy ekibi olarak biz yemin ettik hiçbir şekilde programa kadın almamaya. 6. bölümdeyiz, hala kadın yok. Bir tarafımda Alper Rende var. Diğer tarafımda da Avatar Atakan var. Arkadaşlar hoş geldiniz Alper Rende. Hoş bulduk, hoş bulduk efendim. Avatar Atakan. Hoş bulduk. Bir söylerken sesin titredi sanki. Şöyle bir dilim bir sürçme oldu ya, Avatar Atakan'da. Bir böyle bir şey niye oldu. Niye yemin ettik kadın almamayı onu anlamadım. Abi yemin etmedik de yani bütün gelmiyor mu? Ekibin de aklına gelmiyor. Bir yolu çağırıyoruz. Kadınlar gelmiyorlar mı? Gelmiyor abi. Yani Halil İbrahim adını duyanlar duyunca gelmez. Direkt. Gelmemeli de. Bana buradan ben söyleyeyim. Kadın arkadaşlarımıza gelmesinler. Yani. Çok yazık. Ayıp ya. İlk kadın kim olacak çok merak ediyorum. Cidden onu bekliyorum. 6 evet. Bölüm oldu ha. Bak ciddi söylüyorum. Sen teklifte sonuçta bulunuyor musun? Henüz bulunmadık da. Öyle i̇şte bak böyle bir şey var. Yani belki var. Teklifi kabul edecekler. Ya birazcık böyle şey ya. Yani sorulmayan soruları soruyoruz ya. Galiba ondan dolayı kadınlar şu an mi giriyor bir demek şey yapamadım. Ya ben bir şey denedim. Evet. Şu an arkadaki ekip de bilmiyor. Hı-hı. Abi OnlyFans konuşmak için ben birkaç tane OnlyFans'ciye yazdım. Sadece programa konuk olmak için mi yazdın abi, yoksa? Ya ciddi söylüyorum. Vallahi bak programa konuk olmak için. Yani bunun detayını harbiden bilmiyorum. Peki bak, abone ciddi oldun mu yazmak abone için? Abone olmadım abi. Hediye gönderdin mi? Hediye de gönderemedim. Direkt Instagram'dan yazdım. Evet. Onlara dediler ki biz yüzümüzü göstermiyoruz. Tamam. Gelmeyelim. Tamam. Nereden tanıyorlar onları? Nerenizi gösteriyorsunuz deseydin? Onunla gelsinler yani abi. Yani o belli sanki. Yani şurada konuşurken yanında bir göt dursa çok komik olur yani. Arkadaşlar bu arada Alper Rende sosyal medya hayatında hiçbir şekilde linç yememiş bir adam muhtemelen bu programla beraber. Ben zaten beraber ne soracağım bana onu da bilmiyorum. Çünkü yani bana sorulacak soru çok önemli. Bu arada şu an arkadaşlar burası talk show gibi arka taraf evet. İnanılmaz kalabalık. Alper Rende'nin ışığını kullanıyoruz diye muhtemelen bedava izlemeye bu kadar kalabalık şu an. Neyse arkadaşlar hoş geldiniz tekrardan. Ya bir ilk sorum birazcık Atakan'a gelecek. Çünkü birazcık kıskanıyoruz biz seni. Alper Rende'nin... Sabır çekmemiz gereken bir yer olduğu için şu an tespihimle geldi. Survivor'da bile tespih yapmıştı bu arada. Şimdi şöyle şey yap. Şöyle bir şey soracağız. Bak Alper Rende ile Alper Rende ile beraber biz birazcık seni kıskanıyoruz. Sebebi şu. Abi biz Survivor'a gittik. Yani reytingler düşüktü. Yani yani benim story'm evet. Kadar bile izlenmemiş bile olabilir. Evet. Ama senin gittiğin sene yani yanlış anlama kesinlikle. Yani Avatar Atakan öncesinde bir geçmişin de var. Dövüş geçmişin de var ama Avatar Atakan yapan Survivor sonuç olarak. Ama bizi herhangi bir şey yapmadı. Hatta 4 sene yani 4 ay aktif de olmadık. Para kaybettik. Size katından çok götürdükleri mi var yani? Ya götürdükleri de yani o kadar demeyeyim ya. O kadar evet. Acımasız. Siz aynı dönem mi gitmiştiniz? Evet. Hadi buyur. O kadar mı ya? Sen şey biliyor musun? Ben havaalanında indim abi. Çocuğun biri geldi fotoğraf çekildi. Sonra baktı fotoğrafa. Sen dedi nerede karardın ya böyle? O kadar bir haber. Çok yani iyi. Sizin dönemin bu kadar izlenip bizim dönemin hiç izlenmemesinin bir sebebi var mı? Benden dolayı izlendi deme de şu an. Yani şöyle o beni dedin ya ben yapan Survivor diye işte. Beni ben yapan Survivor olmadığını buradan anlıyorsun. Bak gittiğim için ne kadar çok izlenmiş. Seni sen şey yapan şey de hiç izlenmemiş. Bence o kadar değil abi. Değil mi? Hadi bak sen gittin izletemedin. Diyelim ki sen gittin abi, izletemedin. Benle, bu benle. Sence sen yani değil, benle ya da Alper Rende'yle mi alakalı bir şey? Alper'le alakalı. Benle sen değil bak. Sen fena değilsin. Atışlar falan da var. Realitin de vardı. Eyvallah. Röportajlarını izliyordum seni. Eyvallah. Sen ne kadar kaldın? Al şimdi al. Ben 3 ay kaldım. Ben 3 ay kaldım da bu arkadaşım kameraları oynamadım. Bravo. Ya, bravo. Çok ayıp ya. Her şey bir şey devirdiğinde yok bilmem ne spor işte Fenerbahçe o bu. Diyorum ki abi, akşam da konuşuyoruz Halil yine bugün de iyi prim yaptın ama. Ben o sırada yatıyorum böyle. Peki harbiden böyle bir ciddi bir sebebi olabilir mi bunun abi? Ya bence hani sezonla alakalı katılan yarışmacıların o anki birbiriyle uyumuyla alakalı bilemiyorum. Abi, yani. Ben size söyleyeyim Survivor güzel bir format ama artık zamanını tüketmeye başladı. Eskiden ilk çıktığı zaman şimdi yıllardır Survivor
izliyoruz. Hep aynı şeyler, hep aynı oyunlar, hep aynı kaoslar. Dolayısıyla artık bir noktadan sonra suyu çıkıyor. Ben öyle düşünmüyorum. Ben Survivor'ın zamansız zamansız bir platform olduğunu ve sonsuza kadar devam bir şey edeceğim. Bir şey soracağım. Senin böyle sanki Acun abiyle daha bir yakın olmandan kaynaklı olarak böyle bir yorum olmuş olabilir mi? All-Star'a mı diyorsun kral? Bir şey All-Star var mıdır ne, hocam? Ne zarar oldu size mesela Survivor'ın? Zararı. Hiçbir, ya bu arada iyi ki ne gittik. Zararı, ne zararı? İyi ki gittik. O ayrı evet. Konu. Hani güzel bir deneyim oldu. Evet. Hayatın boyunca yaşayamazsın böyle açık bir şey. Açık söyleyeyim abi parayla yaşayamazsın. Ciddi aynen. Söylüyorum. Parayla yaşayamazsın öyle bir deneyimi. Aynen öyle. Ama zorla mı götürdüler? Zorla mı götürmediler abi? Evet teşekkür ama, ederim. Ama biz Alper Rendel'le beraber dedik ki bir sosyal medya fenomeni evet. Olarak tanınıyoruz. Evet. Belki bir televizyon ünlüsünden çok bile tanınıyor olabiliriz ama sonuç olarak bir fenomeniz ya günün sonunda. Evet. Selebriti olacağız diye gittik oraya. Evet. Bir döndük. Bir şey söyleyeceğim, bir şey anlatacağım. Biz Halil'le bir gece kulübündeyiz. İşte birileri geliyor bizimle fotoğraf çekiniyor falan. Daha tam Survivor'a gitmeden önce Halil şöyle içkisinden bir yudum aldı. Alper Rende oğlum biz var ya Survivor'a gidip gelelim yürüyemeyeceğiz ama. Yemin ederim böyle bir şey söyledi. Harbi mi diyorsun kanka? Tabii oğlum ne dedi Survivor'un falan filan. Sonra döndük adama diyor ki abi nerede karardın? Hatırladın mı abi? Neyse gelecek sene hepimiz MasterChef'e o zaman. Evet. Tabii, sen gitmiyorsun galiba. Nereye? All Star'a. Yok ben yokum All Star'da. Niye benim yoksun? Yerime gidip bakabilirsiniz birkaç sene. Teklif geldi mi? Teklif gelmedi ya. Resmi bir teklif gelmediği için ben de resmi bir şekilde reddedemedim. Abi nasıl teklif gelmedi ya? Teklif yalan söyleme. Oğlum yalan ne demek ya? Gelmedi. Emin misin? Geldi lan. Yok gitmiyorum. Niye gitmedin? Niye gideyim? Az önce nasıl savunuyordu şimdi. Şimdi bak, bir şey soracağım. Ay, yani kızım oluyor o yüzden. Kızım oluyor ne? Oldu zaten. Kızım oldu diyorum. Bir tane daha mı oluyor? Oldu dedim o yüzden. Ben de ne bileyim öyle sana bir... Sana teklif geldim hocam. Bana hiç kimse bir şey yapmadı. Benim storylerimi bile like'lamıyor. Oğlum Alper'i engellemişler izlemesin diye anladın mı? Ya, Acun abi adımı hatırlamıyor olabilir şu an ya. Öyle o kadar teklif yapmadım. Bir şey söyleyeyim ama bir şey soracağım abi. Bak dikkat ha. Ettim. Acun abiyle Acun abinin teknesinde senin fotoğrafın var. Bravo. Senin fotoğrafın var. Benim niye yok? Acun abi beni sevmedin mi abi? Benim niye sende? Senin teknende niye fotoğrafın yok? Ya doğrusu o tekne mi deniyor ona? Ne deniyor onu da bilmiyorum da. Küçük yani. Kayık. Küçük kayık. Miami'de. Niye yok? Yani harbiden bak bunu nasıl sağladın abi sen bu fotoğrafı? Ben elendikten sonra Miami'ye gittim. Evet. Orada birlikteydik Atakan'la. Birlikte miydiniz lan? Tabii tabii. Biz evet. Birlikteydik sonra sen bizle Acun abi de geldi. Fotoğrafın yok kardeşim. Acun abi de geldi. O sıra sen de elenmiş olsaydı senin de olacaktı evet. Bu arada. Yani, tabii Amerika. Amerika vizem yok falan. Bravo. O da yok anasını satıyor. Senin kanka peki Acun abiyle bir yakın ilişkin. Buraya geçen Anıl Piyancı da, Anıl Piyancı evet. Da geldi. Mesela bizim arkada Turan'ımız var. Turan Oğuzhan'ımız. O da eski Acun Medya çalışanı. O, Turan diyor ki ben de diyor Acun abiyle iyiyimdir. Anıl Piyancı da diyor ki aranızda diyor hanginiz diyor Acun abiyle daha yakın. Onu mu tartışıyorsunuz acaba falan diye bir şey sordu. Dedim beni zaten tanımaz bile yani. Şu an dedim adımı sor bilmez. Tanır adam ya tüm yarışmacıların yani. Tanır ya. Sen niye tanımasın ya sonuçta. Ben hiç inanmıyorum ya. Sevmemiş olabilir o ayrı. Antipatiksin ya olabilir yani. Eyvallah bir antipatik. Abi sorma ya. Bu arada buraya geleceğim şimdi. Gelelim. Abi şimdi bak ben sürekli linç yiyorum zaten. Haftada evet. Bir linç yemem sen var. Sen linçten besleniyorsun zaten. Yani senin yani yaşam kaynağın o yani. Bir joker tarafım var benim. Evet. Yani senin de vardır bir linçin ya da programda evet. Bir şeylerinden dolayı bir evet. Linçin vardır. Ama aramızda bir arkadaş çok safe, evet. Çok güvenli. Böyle bir sanki böyle sütten çıkmış ak kaşık. Fil dişi evet. Kulelerinde yaşıyor. Sütten çıkmış ak kaşık bir arkadaş var. Evet. Yani 3 kişiyiz burada. İsmini vermeyeyim. İsmini vermeyeyim ama Alper Rende. Alper Rende'nin bu şekilde takılmış masanın bir sebebi var mıdır acaba? Yani şöyle, şimdi mesela sen linç yiyorsun ya. Evet. Tek başına yiyorsun değil mi? Evet. Ben şimdi 20 çocukluk arkadaşıma bir şekilde ekmek kazandırmaya çalışıyorum. Dolayısıyla bir bak, hareket ederken... Ya bak konu yine ne var? Oğlum yani. SMS almayacağız bir dakika şimdi bu işleri bırak. SMS çok mu podcast'te? Podcast'te SMS yok. He tamam. Abi bu işin şey kısmı. Ben ama zaten öyle bir insan değilim ki. Hani benim bir şeyim yok yani. Ben çok düz bir adamım. Ben bu arada sırf böyle... İki hayır izleneceğim abi. Diye böyle mesela kimseyle benim böyle çok fazla collab videomu falan da göremez. Ya izlenmekten dolayı değil. Harbiden öyle bir insan olmadığına ben kefilim. Ama fakat ve lakin
Yani böyle ortamda yani ikimiz konuşurken söyleyeceğin şeyleri sanki böyle kamera açıldığında söylemiyormuşsun gibi geliyor bana. Anladın mı? Böyle Adana'da öyle oluyor muydu Adana'da? Olabilir, olabilir. Ya Alper'le biz 2 hafta falan aynı takımdaydık. Onu o kadarını bilmiyorum. O Adana'da ne yaşadı o kadarını bilmiyorum. Ama yani böyle bir sanki safe yaşıyormuşsun gibi geliyor bana. Ya da ya, ne ayranım dökülsün ne kötü olaylar yaşanmasınmış gibi. Ya doğru, doğru ama ben kendi hayatımda da yani kameralar kapalıyken de öyle birisinin arkasından bir şey konuşayım da falan filan öyle çok bir şeyim yok. Hani ben kendim böyleyim moruk. Pek inandırıcı gelmedi. Ama ekibi, bak ekibi de bu şekilde yetiştirmiş. Normal şartlarda bak benim arkadaşlarım adam burun ameliyatı olmuş, narkoz yemiş. Narkoz yediğinde böyle piç sorular sorarsın değil mi? İşte ne bileyim işte takıldığın en ünlü kadın kim? Şöyle böyle falan. Ya, takıldığın en ünlü kadın ne? 8 yıl Betül'le sevgili olmuşum zaten. Ya bir de ya, yok ki öyle bir şey. Benle alakalı yani, anladın mı? En piç soruyu sorarsın. Alper Rende'ye ne soruyorsun biliyor musun? Ya, Kerem soruyor. Beni mi daha çok seviyorsun Riyaz'ı mı? Yani abi soru bile tatlı yani, anladın mı? Tamam bir şey söyleyeceğim. Sor bana, narkozluyum. Bana bir soru sor. Ne soracağım? Betül'ü hiç aldattın mı? Aldatmadım. İyi de. Çok ama %100 aldatmış. %100 aldatmış. Aldatmadım. %100 aldatmış, inanmadım şu anda. Baba aldatsak çıkardı. Bak bir şey söyleyeceğim. Bu şeyler de doğru. Çıkmayabilir. Profesyonel yapmış olabilirsin. Bak yıllarca hiç linç yememiş. Bu kadar profesyonel buraya kadar gelmiş. Abi buna ben Betül'e karşı ben çok irdelemeyeceğim bu konuyu. Çok irdelemeyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Bu vücut hareketlerinden algılıyorlar ya. Evet. Yalan mı gerçek? Bunu o profesörler baksın. Aşkım kapışmak. Aşkım kapışmak şu an bakıyor videoyu. Bir baksın inceliyor. Benim videoyu yalan mı söylemişim gerçek mi? Onlar yorumlasın yani. Tamam okey. Yalancı yani... kucaklar inmesin ama yani. Ben sana oğlum, küfür etme. Alper Rende var burada. Pardon özür dilerim. Safe takılıyor. Küfür etmeyin ben azı. Ben de koyacağım ha. Yani safe takılmanın bir amacı yok. Ben böyle bir insanım mı diyorsun? Ben böyle bir insanım. Bak ciddi soruyorum şu an. Ayrıca şöyle de bir şey var. Niye terledin? Yalan söylerken terliyor musun genelde? Oğlum abi ciddi yok, söylüyorum bak. Boynum. O bir şey değil. Bir şey söyleyeyim mi? Şimdi şöyle bir yanı da var. Ona da geleyim. Program yine yayınlatmayacak bize. Diyecek ki silin bunları. Bunları söylemişim. Bu arada yayınlatacaksınız değil mi videoyu? Vallahi bilmiyorum. Sen ilk kime anons ettin? Hatırlayamadım şu anda da. Beni etmediysen sikim yani böyle formatı. Bir şey söyleyeceğim. Beni çok fazla sözünü, çocuk... Sözünü balla kesiyorum. Bu yere şey bir ortam ikiye bağırdım. Katıldım en aşağılık program. Şu anda gerçekten. Şu anda. Ya, peçete var mı ya? Içindeki... Aynen ne bana bir peçete rica ederim. Oğlum ayıp lan. Evet. Dinliyorum arkadaşlar. Şimdi, tabii siz alışmışsınız güneşli günlere. Tabii. Ben gecenin 4'ü 5'iyim. Kimse kusura bakmasın arkadaşlar. Saat şu anda 3'te burada çekim yapıyoruz. Gece 3'ü kaç? 3'ü 20 mi geçiyor? 3'ü 20 evet. Geçiyor. Şu anda burada çekim yapıyoruz. Yine gece yani. 3.30 evet, oldu. Her türlü öyle. Her türlü öyle. Ama fakat ve lakin arkadaşlar gerçek hayat bu. Ne senin takıldığın kadar safe, ne senin takıldığın kadar böyle işte evli, baklı, çocuklu değil. Hayat bu arkadaşlar. Okey, Türkiye'de yaşıyoruz. Welcome to Turkey. Evet arkadaşlar. 10. köyün muhtarı. Tamam, şimdi sana o zaman bir geldik hocam. Vakti geldi mi? Evet, vakti geldi. Madem sen benim üstüme oynuyorsun. Daha başlamadım. Her türlü savaşabiliriz kardeşim. Şimdi, evet. Abi senin bir videonu bulduk biz. Evet. Bak ciddi söylüyorum, ben bu videoyu ilk defa izledim. Ekip bulduktan sonra izledim. Turkish Power diye bir kısa filmde oynamışsın. Ya bugün herkes onu paylaşıyor. Yemin ediyorum, herkes bana gönderiyor. Allah belanı vermesin. Ne evet. O ya? Turkish Power Wrestling. Lazım videoyu. Hep şöyle, videonun mantığı şu. Ben avatardan hepiniz anasını s**eceğim. Mantık mı? Bak suratının bu tarafı böyle boyamış. Maskeler. Tamam mı? Kaç yaşındasın orada? Yani 20 diyelim. Bu bir film için mi yoktu gerçekten? Turkish Power Wrestling diye Amerikan güreşi. Bu bildiğin WWE var. Onun Türk versiyonu yapmıştık. Ama o kadar iyi olmasa da fena değildi. Bayağı bir yerlerdeydi yani. Peki gerçekten hepinizden anasını s**eceğim gibi bir kelime var mı? Abi o yani, minimalde evet, takılıyor ama. Minimal o. Herkes de bakış o şekilde ama ben sözünleri bir insanım abi, biliyorsun. Abim yapar, zıplatır. Evet öyle bir Amerikan güreşi takımımız vardı ondan sonra. Sen nerede o zaman yayınlanacak bu? Nerede yayınlanacaktı? Yayınlandı, Fox'ta falan yayınlandı. Hatta biz bir AVM'de, Ankara'da hem işte burada Güngören'de bir AVM'de şey yaptık. İmza günü yapmıştık. 24 bin kişi bir tanesine geldi, 27 bin kişi bir tanesine gelmişti o zamanlar. Siz çok bilmiyorsunuz, sen sosyal medyada birazcık popülerdin o zamanlar. Biz Güngören'e hakim değiliz. Televizyonda yoksun. Biz daha çok Etiler, Bebek. Cities'de falan, Business Cities'de falan. Öyle bir ek takımımız vardı ya kardeşim. Yani bu oradan neymiş şey. Yani? Amerikan güreşi. Amerikan güreşi. Evet. Yaptınız mı peki Amerikan evet, güreşi? Yaptık. Ciddi misin evet, ya? Evet tabii baya. Bunu niye gösterim. İzletmediniz bana? Gösteririm. Yine aynı saçmalıkta. İnanılmaz videoları ve hareketler şey var. Yani şu an söyleyebilir miyim peki? Yapımcısı kim? Bilgehan. Bilgehan Demir yapmıştı.
Oğlum, sen ciddi misin? Falan da verildi evet. Bayağı iyiydi yani. Burada Volkswagen Arena'da falan gösteri yaptık. Amerika'dan adamlar geldi. Joe Legend falan geldi hani bu işte ünlü. İzlendi mi? İzlenmedi. Bayağı izlendi. O zamanlar izlendi. Ama sonrasında Bilgehan'ın kanalıyla ilgili problemleri vardı. O devam etmedi. Aa bunu niye öğrendin? Yoksa iyi şeydi. Oğlum ben Amerikan güreşini çok izlerdim. Ve bu arada bak takım böyle Şampiyonlar Ligi kimler var biliyor musun? Bak Zaza Enden var basketçi. Bilir misin bilmiyorum. Evet. Ondan sonra ne bileyim. Ersin Kurel var. Bizim Ata abi var. İşte Bahadır. Yani çok kendi alanında çok iyi isimler vardı. Savaş vardı. O zamanlar şey güreşçisiydi. Hangi Savaş? Tanımıyorsun sen öyle şey. Yağlı güreşçi. Türkler şampiyonu. Savaş vardı vesaire. Bayağı iyi takımda iyi adamlar var. Ki bu koreografi mi harbiden? Evet koreografi ya. Evet. Önceden çalışıyorsunuz. Evet çalışıyorsunuz. Tiyatral bir sahne sergiliyorsun. Ver tabii yani. Küçük küçük bir takılabiliriz. Tiyatro evet. Bu tiyatro olduğunu bilip bunu neyi izliyorlar bunlar ya? Vallahi binlerce insan nasıl toplanıyor? Yani tiyatro ama şöyle doğaçlama tiyatro gibi düşün. Gerçekten sana vuruyor ama sen o darbeyi nasıl alacağını biliyorsun falan. Birazcık böyle bir hikaye. Peki bu noktada şeye geçmek istiyorum. Zaten şu anda da çok popüler olan bir konu. Sosyal medyada bu kadar para olsa bende olurdu. Dilan Polat olayı zaten aşikar evet. Bir durum diye bir açıklaması var. Alper Rende'nin. Evet. Olsa zamanında Bitcoin de almış. Masa koş geldi. Zamanında Bitcoin de almış. Bu Bitcoin'ler nerede hocam? Hocam biz o paraların hepsini yedik. Ciddi misin ya? Tabii yani yatırım yaptık. Şöyle Masak'la bir collab video gelir mi yakın zamanda bu videodan sonra? Abi yok. Şimdi şöyle bak ben size açıklayayım. Biz biliyorsun Bitcoin işi yapıyorduk. Kripto gaming işimiz vardı. Üretiyor muydunuz? Bitcoin mi üretiyordunuz? Yok hayır. Yok. Bir kripto oyun gaming. Yapıyorduk. Kripto üzerine onu şey yapacaktık falan. Biz bütün parayı oraya yatırdık. ya. Oğlum şu an kuruluş. Biz kendi kendimizi dolandırdık Burak'la daha çok. Bütün Burak paraları... da mı arayın şimdi hayatına? Evet. Cidden ne oldu sonra? Kanka biz bütün... Biz şimdi şöyle bir şey... Bak ben sana şimdi bir hikaye anlatıyorum. Oğlum çok işin içinde bir noktada... Parayı pavyonda yemişler. Oğlum işin içinde bir noktada ben de olacaktım. Çünkü Burak bana da anlattı. O yüzden soruyorum. Şimdi o işler iptal oldu da bizim bütün paramızı koyduğumuz bir yer vardı tamam mı? Biz kredi falan çektik bir işe yatırdık falan filan. Tamam. O paramız da sadece bir MacBook'ta sadece bir bilgisayarda. İşin mantığı ama şey gaming. Evet evet gaming tamam. Ama biz daha o parayı yatırmadan önce bir bilgisayarda tutuyorduk. Hani özellikle kendi şahsi bilgisayarlarımıza koymadık ki yani güvenli olsun. Ona özel bilgisayar aldık. Ona özel 50 bin liraya bir bilgisayar aldık. Orada ne kadar para var sen düşün yani o kadar para var. Bütün paramız ikimizin de bütün Allah parası orada. Allah aşkına söyle ya. Çok ya hatırlamıyorum. Ne kadar para var lan? Hayır, bir de şimdi o Bitcoin olarak falan şu an hatırlamıyorum. Ama Bitcoin'e çok güzel. Allah aşkına söyle bütün ya. Bütün paramız orada. Arka tarafta şu an çok kalabalık. Herkes Burak'a geçiyor. Şimdi biz Dominik'ten Dubai'ye gitmemiz gerekti tamam mı? Tamam. Ben şimdi Dominik'te sıkıntılar oldu. Benim bütün üstümü aradılar. Benim valizimi çıkarttılar falan filan anlamadık. Ondan sonra... Interpol mü? Abi herhalde. Sonra Amerika'ya gittik. Beni tutukladılar orada vizem yok diye. Ben orada ters kelepçelendim. Ayaklarım kelepçelendi falan filan. Geçiyorum. Sonra biz Dubai'ye bir şekilde gittik. Tamam mı? Dubai'ye bir gittik. Burak bana diyor ki şey. Bizim şey nerede? Bilgisayar. Ben ne bileyim oğlum. Sende ya bilgisayarın sorumluluğu sende. Para verdi müşteride. Araba verdi o da müşteride. Bana diyor ki. Oğlum bende de yok. Bilgisayar yok. Bilgisayar yok. İndik valiz bekliyoruz. Bana diyor ki. Ya sen oğlum dişlerini fırçalayacak zamanı mı buldun? Sen dişlerini fırçaladın diye ben de fırçalamaya gittim. O sırada bilgisayarı çalmışlar herhalde diyor. Ve bizim valizlerimiz de Amerika'da kalmış. Beni tutuklayınca benim valizleri de Amerika'da tutmuşlar. Valizimiz yok. Bütün paralarımızın olduğu bilgisayar da yok. Ondan sonra... Ben şunu bunu niye şu an mı öğreniyorum lan? Sonra kredi kartı borcu yüzünden dur, sektör değiştirir. Böyle bir şey. Böyle bir bilgi biliyor musun sen? Yok bilmiyorum. Şu anda ilk defa. Ondan sonra biz bir kripto şeyine gidecektik sunumuna falan. Burak sunum yapacaktı. Apar topar H&M'den gittik. Götümüze giyecek donumuz yok. İlk önce don aldık. Don da vardır ya. Vallahi yoktu. Terlemiştim. Ben şu an hatırlıyorum ya. Evet evet evet. Tamam. Böyle bir şey yani, soruları hatırlıyorum şu an. Var. Daha sonrasında çok şükür o 3 gün sonra valizler de geldi. Burak kardeşimiz de uçakta unutmuş. Biliyorsun unutkandır biraz. Evet biraz. Uçakta unutmuş bilgisayarı. Bizim varımız yoğumuz yani hani... Kredi Burak... çekmişiz orada yani. Arkadaşlar Burak kim diye soruyorsanız ilk bölümdeki kişi. Sevi 51 Dijital'in kurucusu Burak Bozkurt. Daha sonrasında hepsi geldi. Biz bunların hepsini yeni oyun şirketimize yatırdık vesaire vesaire. Şimdi de devam ediyoruz. Oyun şirketimiz de devam ediyor ama o Bitcoin'ler oyun şirketinde. Yani öyle kabaca. Yani para duruyor hala. Yani bir yatırım. Yatırım oldu. Kaçımız var onu söyle sen şimdi. İnsanlar yok, merak sıfır. Ediyor. Şu anda bizim oyun şirketi Fortnite'a ek bir oyun yapıyor. Fortnite öyle bir oyun modeli açtı. İnsanlar mesela 1% mı?
1%, aynen öyle. İnsanlar YouTube'a video yüklüyor ya. Evet. Aynı sistemi düşün. Sen Fortnite'a oyun yüklüyorsun ve oyunun oynandıkça para kazanıyorsun. Sistem bu. Biz de şimdi Fortnite'a adı üçüncü parti Mission for Speed. Ama bu sadece bir tanesi. Bizim orada çokça oyunumuz olacak. Yani Fortnite'ın içinde bir sürü oyunumuz olacak. Fortnite mekanikleriyle oyun yazıyorsun ve bu Fortnite'ın içinde yayınlanıyor. 5 sene sonra Elon Musk olabilir miyiz peki? Belki Burak olabilir. Ya bir noktada biz de dahil olur muyuz ya? Abi bence o, yani olur. Ben bilmiyorum. Ben lan oğlum yine mi safe takılıyorsun? Allah kahretsin yine safe takılıyorsun. Ben de para yok. Masak uzattım benden. Burak orada yani ben bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Abi, ama şey çok garip değilim abi bak ciddi söylüyorum. Geçen Amsterdam'daydım. Gelirken geçen Amsterdam'dayım bu arada. Balta yani. Şaka yapayım bak harbiden. Dönüşte taksiye bindim. Adam işte tanıdı. Ya dedi kral bu fenomenlerin para aklama muhabbeti ne oluyor ya dedi. Sen dedi aklıyor mu lan zaten aklıyor olsam söyler miyim oradan? Neyse. Abi bak bir kişi yapıyor tamam mı? Bütün herkese aynı şey itham ediliyor. Yani bu çok kötü bir şey yani. Abi, sen de masak falan dedin ya. Masaktan oradan aklıma geldi kardeşim. Yani iyi dövüşüyorsun diye yani evet. Gerçekleri de yüzüne söyleyelim birazcık. Evet söyleyelim kardeşim. Söyleyelim. Arkamda söyle. Sen yani, alay yüzüme kardeşim. Yani o kadar yani, da haklı değilsin yani. Yani tamam haklısın lan. Onlar fenomen değil ama ya onlar farklı diye adlandırıyor. Davada devam ediyor şu anda ya, bir şey diyemeyeceğim. Ya ben şeyi anlamıyorum bak. Cahil insanlar bu tip insanları fenomen yapıyorlar. Sonra bu cahil insanlar bu insanları dolandırdığında ortaya çıkıyor bu. Sonra bu cahil insanları cahil yapan insanlar hep bütün fenomenleri aynı sanıyor. İlber Ortaylar'ın bir senede söylemediği kadar cahil dedin. Gerçekten. Evet ama öyle abi. Yani neyse ya çok evet. Fazla konuşulduğunda şey yapıyor. Neyse Avatar Atakan kalabalık mı? Fazlasıyla. Fazlasıyla. Oğlum çok sonuna garip kadar. Lan. Abi sabah sence uyanıyor. Sence kalabalık mıyım? Ay bak. Ben cidden çok az uyuyorum tamam mı? 4-5 saat falan uyuyorum. Uyku rahat abi, adamın işi. Evet. Gece yatarken aslanlasın. Sabah uyandığımda aslanlasın. Öğlen uyandığımda aslanlasın. Berkan Karabulutların salonda aslanlasın. Yani abi Serap bu noktada diyorlar ki insanlar ya bu Serap ne yapıyor? Acaba diyorlar. Ne yapıyor? Yani, yani o sırada Serap makyaj mı yapar artık videomu çeker. Bugün ne giydim? Yani Avatar'a takan kılıbık mı sorusu? Yani bir de sen yani hard bir tipsin harbiden yani Survivor'da zıplatayım mı muhabbeti? Bir de zaten adam yani direkt dövüşçüsün sen. UFC olarak mı gidiyor kanka yoksa? Yok. No, kickbox, Muay Thai. Muay Thai sen sonuç olarak dövüşçüsün. Sert bir adamsın. Evet. Yani geçen kaval kemiğini tekmeliyordu duvarda. Doğru. Öyle bir adam. Benim evde tekmeliyor. Duvar zarar görüyor falan. Yani onun parasını taksir etmek istedim. Küfür etti bana. Ben de bir şey diyemedim. Nedir abi bu konu harbiden? Oğlum aslan sürekli harbi seninle ya. Benim eve geliyor aslan var. Oğlum şimdi iki tane çocuğumuz var ya doğal olarak. Bir de kızım var. Ya kızım Serap'la ya aslan Serap'la. Çocukların biri bende biri onda oluyor. Günde öyle geçiyor. Şimdi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Kılıbık. Yani bak biz şimdi kılıbık olmak kötü bir şey değil. Ben de olsam ben de hanımcı kılıbık değilim. Kılıbık demeyelim de hanımcı. Biz Burak'la Amerika'ya gittik. Atakan bize dedi ki ya moruk iyi ki geldiniz. Her gün çocuk bakıyorum falan dedi. Yani hani evet. En azından dedi. En azından bir nefes alabildim dedi. Hani en azından bir iki gün dedi birlikte takılırız falan yani. Hani insan hasret kalıyor. Bunda da bir şey çok kötü bir şey değil abi, bu yani. Çok iyi abi bence. Bak ben Atakan, Aslan, Uğur Şengül maç izliyoruz ama benim evde izliyoruz abi. Yani Atakan Aslan durmuyor abi yerinde tamam mı? Böyle sürekli ya Aslan'ı siz kudurtuyorsunuz oğlum. Ya tamam. Aslan'ın kudurtmasından prim alıyorlar. Sen şimdi bir kabuller. Aslan durmuyor. Evet yani durmuyor. Aslan da harbiden yani. Bunlar da ekstra yüz buluyor ya bunlardan. Evet. Ekstra da ne yapalım tokat mı atalım? Babası bizi mi dövsün? Allah Allah. Ya babası Avatar Atakan olan bir çocuk. Sen o çocuğa ne diyeceksin? O çocuk tabii şımarık olacak. Aslancığım yapmasam mı acaba? Ya, ne diyebiliriz ki biz? Aslancığım yap. Yani ağzımıza sıç. Yani neyse yani evet. Çocuk artık yerinde durmuyor. Bu da çocuğu tehdit ediyor. Eve gideriz diye. Vallahi billahi sonra baktım harbiden gidiyorlar yani. Bildiğin çocuğa blöf yapıyor falan yani harbiden. Sonra çocuk harbiden sustu. Yani benim evden gitmemek için çocuk sustu yani. Çok şaşırmıştım yani o anda da yani bir de bir eğitim de görüyoruz onu. Çocuk elince çıkmak istemedi oradan. Bu arada arkadaşlar. Ondan sonra aynı benim gibi. Arkadaşlar yani. Bu arada ben biraz samimi olmak istiyorum ve dürüst sonra olmak istiyorum. Sonra çocuğu da bir gülme aldı. İlk önce ben soruyu sordum. Avatar Atakan birazcık saçmaladı. Şu an tekrar alıyoruz. Ha ha ha!
Hayır, çocuk evde de bir anda bir gülme tutmaya başladı çocuğu. Anladın mı? Anlamsız anlamsız gülmeye de başlayınca mutlu oldu herhalde evde. Hayırlı soru, yanlış soru. Baştan aldım Ali'cim. Ne kadar maço bir erkeksin mi demek istemiştin? Yani bu soruyu 30 bin kere daha yani soracağız. Yani peki. Kılıbım. Kılıbım. Kılıbıksın hocam. Kılıbıksın. Peki. Evet. Şimdi Zenya, evet, sosyal medyada viral olan bir senin bir yorumun var. Doğru. Şimdi harbiden aslanda bir zengin sarısı var abi. Doğru. Yani var. Bakıyorsun, Serap'a bakıyorsun, bir şey yok. Sen evet, sana bakıyorsun, bir şey yok. Çocuk sarı. Tamam mı? Evet. Ama Zenya da sana mı benziyor? Sana yani benziyor. Yani bana benzetiyorlar, evet. Sana benziyor bence. Yani çocuğun bu şekilde olmasını sen ekonomiye yorumladın. Ha şimdi sıçtık. Hadi bakalım. Hadi buradan çık. Hayır, şimdi sosyal medyada biz hep beraber bir video çekmiştik. Dördümüzün olduğu. Tamam mı? Dediler ki son çocukta niye zengin sarısı yok diye bir tanesi yorum yapmış bir arkadaşımız. Ben de ona dedim ki ekonominin kötü zamanına denk geldi. Doğal olarak. Orada durumumuz o kadar iyi değildi. Ya o çocuk 2022'li ne bekliyorsun? O çocuğa geçmedi. O çocuğa geçmedi yani. Çocuk normal oldu. Aslan anormal oldu. Aslında çocuk normal oldu. Yani hikaye öyle. Bir de benim ruhumdaki fakirlik çocuğa geçmiş demek ki. Ne yapayım? Bir noktada değil mi? Evet. Benim fakirlik yani ya, zengin değiliz ki. Çocuk normal olmuş. Aslan normal oldu. Abi bir de Zeynep'i bir Selda Bağcan'a benzettiğim bir olay var sanırım. Evet, bir şeyin Damla'nın etkinliğindeydik, o sırada fotoğrafını paylaşıyordum. Aklıma nereden geldiyse lan dedim Selda Bağcan'a çok benziyor. Sonra Selda Bağcan'ın fotoğrafıyla yayına koydum. İnanamazsın bak, yemin ediyorum böyle şey gibi. Hani reenkarnasyona inansan ölmüş olsa diyeceksin ki bu onun yerine gelmiş, anladın mı? Öyle bir şey. baya benziyor ağız yapısı falan da. O da baya viral oldu. Bir şey söyleyeceğim, ilk bölümde Kaan evet, Kaskan vardı. Evet. Dedi ki, yani biz dedik ki yani sen sonuçta bir kavgayla gündem oldun. Kavgayla evet, dedik fenomen oldun. Bu şekilde dedik devam eder mi sence dedik. O da dedi ki Avatar Atakan örneği var dedi. Adam dedi dövüşçü, Survivor'da da estirdi ama dedi şu an dedi e-bebek reklamı yapıyor. Bravo. Yani ne var e-bebek çok iyi bir marka. Oğlum zaten kötü bir marka demiyoruz zaten. Yani ben de reklam yapıyorum. Ebebek diye çalışmadım. Bunda. Yani şey yapma, ebebeğe de buradan. Niye çalışmadın? Yani, ya çocuk yani, anladım. Çocuk şeyi yani. Bak, sonuçta yani böyle tatlış reklamlar ya. Yani bu ya, hayatında yani böyle bir noktada böyle gece yatarken ya amına koyayım ne yapıyorum ben ya falan dediğin oluyor mu ya? Ben cidden çok merak ediyorum. Yani, baktığında harbiden 180 derece acı. Yani ciddi söylüyorum lan. Yani bir anda adam böyle Tayland'da dövüşürken bir anda e-bebek de... Oğlum duygusal işte... çocuklarız aslında. O ayrı bir şey. Dövüş, sert olmam gereken yerde sert oluyorum. Şimdi biraz önce Murat'la beraberdim. Kaan'ın abisiyle beraber buraya gelmeden onunla da konuştuk yani. Buradan Kaan kardeşime selam söylüyorum. Ya bu arada Kaan, tamam şimdi makarasını geçiyorum. Kaan da iyi sporcu. Abisiyle biraz önce beraberdik. Ama cinsel şey, doğru söylüyorsun bu arada. Ama ben onu diyorum ki yani bu süreci iyi yönetmesi gerekiyor. Sus. Döver vallahi. Kanka dövüş, beni kimse dövemez de. Beni kimse dövemez de arkamda dövüş Atakan sporu, vardı benim. Dövüş sporu olarak sadece bakmamışız. Sonuçta dövüş bizim işimiz. Yani sen nasıl işte podcast yapıyorsun, sen suyunu içiyorsun. Ondan sonra ben de insanlara diyorum. Benim de işim bu. O bir iş. Bu da bir aşk. İşte de aşk ayrı. Yani sen şimdi Atakan'ı teke tekte alır mısın? Atakan diyorum. Murat'ı da değil. Kaan'ı teke tekte alır mısın, alamaz mısın? Yani bize onu söyle. Kaan'ı alabilir bence de. Murat'ı ne demek ya, alabilir ya? Bence yani alır tabii ki yani. Sürekli ortalığı sıkıştırıyor, tamam mı? Kendi bununla yaptığımız videoda da aynı şekilde, tamam mı? Çok merak ediyorum. Kaan mı demek, Atakan mı demek? Oğlum kardeşimiz o bizim ya. Kardeşimiz o ayrı bir spordur. Ya hacı şimdi bak evet, benim ağzımı açtırma. Evet. Şimdi bak 250 bin dolar sana verdiler. 250 evet, bin dolar Kaan'a verdiler. Kazanana da 500 bin dolar veriyoruz dediler. Yani sen o zaman kardeşini görürüm ben senin böyle yani. Böyle şey gibi oluyor. 1 milyon verseler şey yapar mısın? Yapmam oluyor. Ama kanka, erkekler ama, sessiz kalınca oluyor ya. 1 milyon verseler yok. Ama sonuç olarak da dövüş muhabbetleri bu şekilde kanka. Şimdi bilmiyorum. Abi sen ne zamandır dövüşmüyorsun? Yani 2 sene. 1 sene oldu. Bir böyle unutmamışsındır bence. Hani bir böyle bir formdan düşme olabilir mi? Yani... Tabii antrenman yapmanın zaman formdan düşersin. Yani... Kondisyonun düşer hacı şimdi. Evet. Ama dövüşme bir şey kaybetmedik yani. O yüzden çok problem olacağını düşünmüyorum. Adamın sorduğu soru cevap ver o zaman. Sor soruyu. Sor soruyu al cevabı. Abi Kaan mı teke tekte seni alır, sen mi Kaan'ı? Çok pis döverim abisiyle beraber. Evet! İşte bu! Hele şükür videonun izleneceği bir şey çıktı ya. Hadi bakalım. Ya bana böyle şeyle geldin ya. Abi şimdi her şeyi... Sizi giderim kardeşimle. Her şeyi şimdi madem konuşuyoruz dürüst dürüst açıkça konuşalım. Şimdi Ali'nin izlenmeyen 50 bin izlenen podcastine geldi. Dedi ki abi. Aman sikerler. Dedi ki
Alper'cim, evet. ünlü bir YouTuber'sın. Milyonlarca takipçi var. Evet. Atakan sen de gel de belki bir şeyler izlenir diye konuş dedim. Evet, evet, geldik evet. Kardeşim konuşacağız tabii ki burada. Bir şey be. Söyleyeceğim. Kaan'ı ben de indiririm abisiyle birlikte. Bir şey diyeyim mi? İkisini bile tek elime döverdi bana. Biraz önce şey story attım. Dedim ki işte Murat'la dedim herkes şimdi fake haber yaptılar. Tamam benim atmadığım bir tweet, bir de Murat'ın da atmadığı bir tweet'i böyle şey yapmışlar birbirimizi böyle birbirine düşürmek için. Murat'la fotoğraf attım dedim ki Murat'la dedim konuşarak anlaştık. Ondan sonra Kaan'ı çağırdık onu döveceğiz yazdım tamam mı şey story'e. Kaan hemen cevap yazmış piş ya. Hemen yazmış, aa diyor yaşlılar toplanmış. Ya bu arada Kaan sizi döver de neyse. Ben de korktum da. Şimdi. Kanka Murat Kazgan çok tehlikeli duruyor. Oğlum, ya. Kavga çıplak kötü bir şey. Konuşarak anlaşabiliriz. Gerçekten. Kanka onlar da kavga etmiyorlar. Yani sonuç olarak ringe çıktığında o spor oluyor. Doğru işi. Mantıken. Peki bir şey soracağım. Bunu harbiden merak ediyorum. Yani niye bana hep sorular anlamı? Alper çok güvenli diye ona senin bir şey sormuyor çünkü pezevenk. Hiçbir şey yok ki. Benim araştırdık. Ben sorabilir miyim senin yerine? Sor. Ya bana soracak bir şey. Zordur bana yani. Şimdi bak. Ya bir şey soracağım. Sapanca'ya harbiden bungalova götürdün mü kimseyi? Bir şey sorayım abi ya cevapla yani. Bir kişiyi değil de böyle birkaç kişi birlikte. Nasıl yani? Götürdüm. Farklı yani. Yani. Birlikte derken ayrı zamanlarda. Peki bir şey soracağım. Aynen. Kameraya bakarak bunu yayınlanmasını istiyorum der misin bir kere? İmza atsana. Ya bunda ayıp bir şey yok. Şuraya imza atsana. Tamam abi. Ya o zaman. İki hafta önce seni teste ilk aldığın zaman. Sapanca'ya gidiyorum storylerin kimin neydi mesela sen oraya birilerini götürdün herhalde diye tahmin ediyorum. Tek başına buradan bungalova kalmaya gitmemişsindir bak, diye düşünüyorum. Bak şu ifade kesin götürmüş. Şimdi ben yalnızlığı seven bir insanım. Bak ben ya siktir. Biz şimdi oraya gittiğimizde 5 arkadaştık. Bir erkek bendim. Öyle bir şey yok. Biz oraya 5-6 kişi gittik. Ben bir şey söyleyeceğim. Madem bu fenomenler çok oluyor. Bu Tesla'yı nasıl aldın? Türkiye'nin en fazla izlenen influencerlarından bir tanesi. En bu fazla, adam Tesla linç, en fazla linç yiyen. Linç yiyen. Linç yiyen evet. Abi ama bak ciddi söylüyorum. Benim gerçekten... Seni seven bir kitle var mı Moruk? Evet çok ciddi bir kitle var hem de. Seven böyle gerçekten. Evet. Seven. Ben buna ne zaman fotoğraf alsam en az bak en az hani 80 tamam mı? Yani az yok tamam mı? Küfürüyorum. Bu yavşakla ne fotoğrafı? Bu yavşakla takılma diye. Onu niye biliyor musun? Evet. Çünkü senin kitlen genel olarak Survivor kitlesi olduğu için. Beni Survivor'da yani çok fazla buralara girmek istemiyorum ama. Sevmiyorlar yani, mı? Kötü mü gösteriyorsun? Abi günün sonunda montaj bende değil yani. Ben evet. Kendimi iğrenç bir insan olarak ya da muhteşem bir insan olarak gösterebilirim. Halil ben sana bence bir şey soruyorum. Bence alakalı değil. Singit'in seni zaten 10 kişi falan izledi. Bence o değil. İşte 10 kişinin şeyi zaten. Sen de kaç kişi izliyor zaten. Bir şey söyleyeyim mi? Ben bunun doğru cevabını sana söylüyorum. Bak Halil seni seven bir kişi varsa sevmeyen 5 kişi var. O evet, yüzden. Evet doğrudur. Doğrudur. Olabilir. O da annesi bir kişi var. Abi o da zaten. O da eldivenle seviyor. Bak açık söyleyeyim yani ben zaten tip olarak da böyle sempatik bir adam değilim. Yani ben bunu her zaman söylerim bu arada. Mesela geçen daha bugün kendi menajerime söyledim. Bak aynı içeriği ben de yazayım tamam mı? Aynı içeriği ben çekeyim. Gökhan Ünver de çeksin. Gökhan Ünver dedim daha çok izlenir. Gökhan Ünver mi daha çok izlenir? Daha çok izlenir dedim. Hatta iki katı izlenir. Niye? Çünkü o komediye... çocuğu beğenmiyordun değil mi sen öyle bir şeyler söyledin? Yok öyle bir şey demedim. Ya, tip olarak adam komediye daha uygun evet, doğru. Dedim. Tip anladın mı? Doğru. Yani bu benim tipim komediye uygun bir tip değil. Ama peki buna rağmen... Niye zorluyorsun? Buna rağmen... Bak buna rağmen bu kadar izleniyorsa bu bir başarıdır. Ben de zeki adamsın. Kafan çalışıyor. Eyvallah yani, estağfurullah. Görüntünün aksine. Halil kültürlüdür. Çok kültürlüdür. Mantar kadar mı? Tabii, kültürü mantardan mı almıştır? Tabii kültür mantarı gibi. Ben de bir Halil'e bir soru sormak istiyorum izninizle. Aykut Elmas... Bunları kim aldı koyayım buraya? Bir şey söyleyeceğim. Aykut Elmas ve bir de Uğur bir şeydi. Neydi adı? Uzun boylu çocuk buna benziyor. Yani bir insana nasıl küfür etmeden hakaret edilir diye sanırım. Oğlum, yıllar geçti. Adını adam silindi gitti. Tamam evet. Aykut bir yere geldi. Sen bir yere geldin. Evet. Uğur gitti. Uğur nerede? Şimdi sizin üçünüzün filmi vardı. Siz birlikte çıktınız Vine'la. Evet, evet, evet. Sen Aykut'un yancısıydın. Vine'cısıydın ne? Evet yancısıydın tamam. Falan filan. Tamam. Sonra sen de kendini ispatladın. Halil İbrahim Aykut mu yetiştirdi? Tabii. Aykut'un öğrencisidir. Tamam. Talebesi. Tamam okey. Ama bir tane bir kişi daha vardı Uğur. Uğur evet. Neydi soyadı? Uğurcan Akgül. Uğurcan Akgül aynen öyle. Vine'da o da, o da vardı. Ne oldu mesela o Elif'e? Hızlı falan söylemedim şimdi. Öncelikle başlayalım. Şimdi benim ne kadar egoist bir adam olduğumu bence ikiniz de biliyorsunuz. Ben herhangi bir kişiye gidip de ya kardeşim ya ben video çekiyorum da beraber video çekelim falan der miyim mesela? Ben bu egoyla demem. O öncelikle zaman, ya şimdi, ya bir dinle. Ama o zaman öncelikle, daha palazlanmamıştın ya belki. Yok hayır her zaman egoistim ben.
İlk önce hem Uğur bana yazdı hem Aykut bana yazdı, tamam mı? Bu zaten daha önce bizim söyleşilerde de anlattığımız bir şey. Yani ilk önce bana yazdılar. Ciddi söylüyorum ya vallahi bak. Ben herhangi birine beraber video çekelim falan diye yazmadım. Ki zaten her zaman söylerim, Aykut'un tipi zaten komediye daha çok uygun. Az önce Gökhan Ünver örneğinde verdiğim gibi. Uğur şeyine de gelirsek her zaman söylenir. Uğur bizim bir grubumuz vardı abi. WhatsApp grubumuz vardı. Bir gece şey yazdı işte. Çıkmak ben artık vallahi lan öyle yazdı. Ciddi söylüyorum ha. Ben dedi çıkmak istiyorum beraber içerik çekmek. Vallahi lan. Cem Yılmaz'ın şeyini söyledim ben. Çıkmak istiyorum, bir WhatsApp grubumuz var, çıkamıyorum. Öyle bir kanka ciddi söylüyorum. Cart diye çıktı. Sonra sağda solda böyle bir açıklama yaptı Twitter'da. O zaman Twitter'dı. Halil'in gölgesi altında yaşamak istemiyorum. Ya neyse işte öyle şey yaptı hacı. Sonra biz de hiçbir şekilde sormadık. Yani her yerde açıklama yapınca. Sonra Aykut'ta da 2019'dan beri herhangi bir şekilde içerik yapmıyor. Ben 4 senedir. Mesela niye Aykut'ta içerik yapmıyorsunuz? Bunu da ilk defa açıklıyorum şu an. Küs müsünüz? Ya küsüz baba tabii zaten. Ya Aykut gelsin, Uğur gelsin. Ya arkadaşlar, yani insan bir profile bakar, Instagram profiline bakar ya da YouTube'a bakar ya da Twitter'a bakar ya da işte bir şeye bakar. Der ki ya arkadaş, yani bu adamlar 4 senedir beraber içerik yapmıyorlar. Hiçbir bir şekilde, en basitinden kadın mantığıyla düşünüyorum. Yine linç yiyeceğim. Ya birbirlerinin fotoğraflarına, birbirinin içeriklerine like atmıyorlar. Niye yan yana gelmiyorlar? Yani bunu mantığıken, yani yapmak için über zeka olmana gerek yok mantığıken. Evet oğlum bana... Yani 4 senedir içerik yapmıyoruz baba, yani nasıl video çekelim ama koyayım yani. Bana hala Betül'le ayrıldınız mı diye soruyorlar. Ya baba sorarlar. Bak 10 sene sonra da sorarlar. Yani Aykut'u programa al, Uğur'u programa al, sorarlar derler. Biz Aykut'ta o kadar çok içerik çekmişiz ya, 1000 tane içerik çekmişiz. Adam o içeriklerden bir tanesini dün izliyor, tamam mı? Hemen geliyor video yorum yapıyor. Aykut'la video çekin diye. Lan Aykut'un videosunu 10 sene önce çekmişiz lan koyayım. Bir sal. Yani yok yani öyle bir şey arkadaşlar. Aykut da küsüz. Takip etmememizin, Aykut da zeki bir adamdır, tamam mı? Birbirimizi takip etmememizin sebebi de şudur. Takip etmiyor musunuz birbirinizi? Ediyoruz işte. Ha. Etmemizin sebebi şudur. Şimdi Aykut takipten çıkarsa ben diyeceğim ki bilmiyorum ki, Aykut takipten çıktı. Ben takipten çıksam Aykut diyecek ki, Aykut da zeki adam, ben bilmiyorum ki Aykut Halil takipten çıktı diyecek. Anladın mı? Aykut kaşarlık konusunda senin yanına böyle yapay zeka gibi kalıyor biraz. Ya bilmiyorum ama yani Uğur konusuna gelecek olursak vallahi Uğur kendi çıktı. Zaten biz ondan sonra Aykut'la 2 sene daha beraber içerik çektik. Ondan sonra şey yapmadık. Yani öyle bir şey olmayacak arkadaşlar. Unutun yani. Herkes diyor ki beraber içerik çekin. Öyle bir şey yok. Evet. Ama güzeldi. Sizin içerikler, ben hani Vine döneminde hatırlıyorum. Keyifliydi yani. Keşke bir içerik gelse. Niye gelmiyor? Bir şey diyeceğim. Hiçbir şey anlamamış. Bir şey diyeceğim. DM'lerim ve yorumlarım konuşuyor şu an. Aykut abiyle video gelsin. Uğur abiyle video gelsin. Yani gelmeyecek. Aslında şöyle bir konsept versen mesela, son DM'ne baksak mesela. Bakayım. Bakalım son son 5 DM'ne bakabilir miyiz lan? Alper bakabilir mi? Sana güvenmiyorum bu konuda. Tabii. Dur lan bir dakika, ben bakayım. Bir dakika, yok durlarım buranın yok. Ama hayır. Lan, bir dakika dur, son 5. Şu anda çok iyi. Yeni story de atmadı, kesin eskilerden bir şey geldi. Bir şey diyeceğim Allah'ını seversen. Şuna bir okur musun? Oğlum sen şeye girmişsin. Kesin o. Yo bak. Arşive girmiştir bu. Bak ön arşiv. 29 dakika önce. Hayır bu sen. Bir şey söyleyeceğim bak. Yani sana atılan istekler bunlar. Tamam. Konuştuklarını soruyor. Ne konuştuklarımı göstereceğim lan, o kadar değil. Ne? Ali onu, Biçim videosu mu lan bu? Onu söylüyorum. Oğlum Ali Biçimkilerin video değil bir kere de. Bak bir dakika dur, göstereceğim mi? Bak 29 dakika önce atılmış videoya bakar mısın? Pardon, SMS. Okay. Kartımda son kalan parayla sana abone oldum. Allah aşkına abonelere özel bir şey paylaş. Ablaya bakalım. Ablaya bakalım. Çoluğun çocuğunu rızkını yiyen, anladın mı? Al çoluğun çocuğunu kısmını göre. Sen bilmezsin, evlisin. Bakayım. Abla da bu arada hani takılabileceğim bir abla yani, hani şey Allah değil. Allah affetsin. Hani buyurun. Şey değil yani. Allah affetsin abla. Ben yorum yapmak istemiyorum. Allah taraftan korkuyor. Ben yorum yapmak istemiyorum yani. Abi bu arada kalbi güzeldir belki. Sen sadece kadın olarak Serap'ı takip ediyorsun gibi bir olay mı vardı? Evet. Abi bu has delikanlı. Damla Altun'u takip etmiyor musun sen? Yok vallahi. Abi has delikanlı. Sen ciddi misin? Damla kardeşime de buradan selam. Öyle. Tabii öyle. Sen ciddi misin lan? Ben de öyle bir delikanlıyım kardeşim. Öyle oğlum. Ciddi mi? Bak bakayım. Ona ne uğradığını? Ben böyle bir bilgiyi bilmiyordum. Bu böyle... Bir dakika oğlum, bakacağım. Adam avatar atakan lan öyle. Lan sen s**tim avatar atan. Valla derin Murat Kazgın'a döver ama. Abi bir şey söyleyeceğim. Şu. Ara lan Murat'ı. Amerika'dan gelsin. Ha siktir, harbiden etmiyor. Sen hasta mısın oğlum? Öyle. O, mesela Halil'in takip ettiklerinin %88'i kadın. Evet. Ben Alper Rende'yi bile takipten çıkmak için zaman bulmuyorum ama. Videoda malzemeler çıkarken ışığı vermiyorum. Ya benim işim var dese direkt çıkışalım takipten alarak.
Ben de akıllı adamım, çıkmıyorum. Çıkıyorum. Sonra Halil çıktı dedim falan. Kanka şakası yok lan. Kanka yok, ben bunu biliyorum zaten. Yok yani. Öyle bir delikanlı. Ben bunu şu an öğrendim lan. Her gün yeni bir bilgi. Ne keşfetle mi kovalıyorsun? OnlyFans, OnlyFans. Bir şey söyleyeceğim. Avatar Atakan'ın keşfetine bakabiliyor muyuz? Şimdi keşfetinde neler var? Ben mesela bakayım. Bir şey soracağım. Valla aksi bir şey çıkarsa yayınlamayacağım. Bakabilir miyim keşfetine? Ne, bak oğlum. Seni s**eceğim. Kapat şunu sesini. Kanka ya. Bu arada... Telefonum şarjda. Telefonu getirebilir miyiz arkadaşlar? Ben kendi keşfetimi gösteriyorum Atakan'ın keşfeti gelene kadar. Evet. Bir tane başta bir arkadaş var. Dişi bir arkadaş var. Dokunma. Onun dışında... Ya, şey, dokunma. Telefon çalmış. Kamera, işte davul videoları falan. Piyano videosu. Bir tane twerk var arada. O kadar olur yani bu arada. Sen de mesela kadın arkadaşlar keşfetinde çıkıyor mu? Bu... Fazlasıyla. Benim sırf kadın. Abi, bence bunu bu hiç ayrı alamet değil. Biz bunu yayınlayamayız. Hayır niye kes... Oğlum kadın çıkar ama ne var kadında? Kadın ne var ama? Bu niye çıkıyor biliyor musun? Ben sana söyleyeyim. Şaka bir yana hakikaten tertemiz bir keşfet. Aynen samuraylar falan var. Ne alakası hastaları falan. Samuray beğenmiş. Bak hacca gitmiş yeni. Hep Mekke var keşfetinde. Bu nasıl keşfet ya? Valla keşfetin normal keşfetine bakabilirsiniz arkadaşlar. Valla helal olsun. Bir şey soracağım. Siz böyle birbirinize meydan okuyorsunuz ya. Meydan okuyup da böyle gitmediğin biri var mı? Yok ya, niye meydan okusam giderim. Yok hayır, mesela biri sana meydan okuyor sen gitmedin. Öyle yok yani, öyle bir şey olmaz. Ama yani neyle alakalı meydan okuyor? Atıyorum sen şimdi bana meydan okudun, benle alakalı. Oğlum ben niye meydan okuyayım sana? Gerizekalı mıyım? Saçma bir şeyse gitmediğim olmaz, yoksa olur yani. Oğlum dövüşçü, ben mesela profesyonel bir dövüşçü. Evet. Avatar Atakan, işte seni dağıtacağım oğlum. Tamam, her saçma sapan profesyonel dövüşçüye dönmem ama yani aynı kalibrede olan adamsa dönerim yani. Tabii yani. Ya peki oldu mu hiç böyle bir şey? Yok. Olmadı. Yok. Okey. Abi bir şey soracağım. Senin mesela bunca yıllık dövüş tarihinde kaç win'in var, kaç lose'un var, o belli mi? Belli yani. 31'e herhalde 7 mi? Şu anda şeyi hatırlamıyorum da. 31 win'e atıyorum işte 8 lose gibi. Sen yılların dövüşçüsün. 8'e dövüştün mü? 8'e mi? Yenildin mi? Evet. Hayır 38 kere mi dövüştü? Yenildin. Bir şey söyleyeyim. Zaten az dövüşüyorlar. Yok yoksa 150 maç yapmışlar. Yok, yani zaten o kadar çok dövüşmüyorlar yani. Öyle mi? Profesyonel Mike rekordan bahsediyorum. Yok ki Mayweather'ın mesela 50 dövüşü var. Aa. Valla 50 dövüşü var. Ne ya, diyorsun ya? Vallahi. En çok dövüşen ne olur? Biz de bir şey zannettik ya. Ama şöyle bu adamın 300 maçı vardır atıyorum, anladın mı? Amatörle beraber. Bu 300 maçı kanka nasıl olur? Hayır profesyonelden bahsediyorum sana. Profesyonel başka. Atıyorum tamam. İşte olimpiyatta dövüştü, orada dövüştü, burada dövüştü. Bu adamlar dövüşüyor ya sürekli bir yerlerde. Ama profesyonel pro rekord başka oluyor yani. Ya zaten bir meydan okuyorsun 2 sene bekliyor bana koyayım işte kondisyon yüklerim. S**ter lan yalan söylüyor. PR oluyor orada falan. Sponsor kovalıyor o zaman işte. Hava şekil mi oluyor? Yok lan. Ya oluyor. Yalan söylüyor bence öyle oluyor. Sendin oğlum 2 sene bekliyor. 2 sene beklemiyorsun ki. Bekliyor maç abi. Furry ile geçen dövüştü adam. Tamam onlara sene... PR yapıyorlar işte. Sponsor değil takipçi kasıyorlar yani. O ona yürüyor, ona yürüyor falan. Abi bu arada ayıp da bir şey değil. Yani bu arada ben mesela Kaan'la savaşı ben daha böyle profesyonel bir ringde bekliyordum. Mesela bu bence hani yapılıyorsa PR için, hatta PR için yapılmıyorsa bence onları saçma. Onları ikna edeceğim. Biraz önce söyledim şey Kaan'a. Aa, bir büyük olarak gir araya onları bir şey yap abi. Az önce biz Ali Biçim'e bir laf attık da yani o şans eseri olan bir şey. Ama Ali Biçim de sana laf atmış galiba son videolarında. Şimdi bana şey Ali Biçim zaten öyle bir hamuru da var. Böyle yavşak. Hani o hep öyledir. Bana mesela laf atar, akşamına yazar seni çok özlediğimiz falan filan. Niye? Çünkü laf atmıştır, kırılmayın falan filan. Hani böyle bir şekilde toplar falan. Küçük akıl oyunları. Tabii. Hani o da ne yapsın? Hani belli bir şey yaratmaya çalışıyor. Öyle sağa sola laf ata ata. Hani o yüzden sıkıntı yok yani. Ama o videoda sanırım Ali Biçim atmamış laf. Şey atmış. Mesut atmış. Mesut zaten beni sevmez. Niye? Mesut'un genel bir YouTuber'lara bir şey var yani. Ben de Mesut'u çok sevmem. Mesut neymiş? O zaman bir VS geliyor mu? Bir ring ayarlı. Mesut'u ben ki? Çok pis döverim ama ya. Böyle hani şey buradan değil yani. Buradan Mesut'a da cevap doğuyor. Kardeşim dövüşmek isterseniz ben ayarlarım. Hayır. Bu da organizatör oldu ya. Vallahi billahi ya. Bak bir ilk maç keşfetini temizle lan. Oğlum ilk maç Kaan'la savaş. İkinci maç Alper'le Mesut. Üçüncü maçta Avatar Atakan, Murat Kazgan. Evet. Tertemiz. Ben varım. Ben de varım. Eğer bu maçlar olursa dördüncü maçta Delimine Hamza. Dördüncü maçta Halil İbrahim Aslan, Halil İbrahim Gökhan. Daha sağlam var. Aykut gelmez. Niye gelmez? Delimine.
Sen de mi? Evet. Döver misin? Yok, kickbox yaparsa bilmiyorum da boksta döver o beni. Deli bile çok çılgın, bence de seni döver. Boksta döver ya, kickboxta bilmiyorum. Allah Allah. Valla benim bildiğim tek şey Atakan Kaan'ı indirir. İşin içinde. Hayır abi, ben sen niye Kaan'ı konuyu buraya bağlıyor değil mi? Abi, hayır, Kaan, hayır konuyu buraya da. Abi Kaan niye Murat'ı bağlıyor ki daha şey garanti olsun dayak yemesi. Nasıl eğlendiniz güzel kendi kendinize. Kanka cidden Murat kadar çok tehlikeli duruyor ya. Valla iyi dövüşüyor. Cidden iyi dövüşüyor. Abi bak adamın fizik yapısı, yani yanlış anlamayın da bence kısa ve benim gibi yani, anladın mı adam? Yani harbiden ama çok seri herif. Oğlum işi bu. Ya illa kendisine bir pay çıkaracak benim gibi. Benim gibi. Adına. Egoist oğlum işte. Adana da böyle. Kendini benzetti adama bak. Murat Kazan. Allah için montajda yan yana koyar mısınız? Böyle. Birine ya, ondan tel ölümüyor. Basıyorsun iğneleri. Burada geliyorsun. Yok benim gibi. Hayır hayır. Bu ilk insan Murat da şeyden kapaktan fırlamış gibi yakışıklı adam. Murat yakışıklı adam. İkinizi bir yan yana koy. Benzetti adama bak kendim. O da benim gibi. Bir şey söyleyeceğim. Fizik yapısı. Oğlum benim fizik yapım bak birebir kimle aynı biliyor musunuz arkadaşlar? Tom Hardy. Bak Allah çarpsın ya. İyi anladın. Oğlum suratım değil lan. Oğlum suratım değil. Bak ciddi söylüyorum. Bak, yani proporsiyon direkt aynı. Pekala. Murat sen kendin mi karar verdin yoksa sana bunu söylediler mi? Yok, ölçülerini çağırdım. Boyu aynı, şey aynı. Mesela Hollanda'ya falan gittin, seni yola çevirip Tom diye çağırıp çeviriyorlar. Aynen. Kar maskesi varken diyorlar ki bu Tom mu Tom lan? Vardı bir açıyorlar, ha Çorumluymuş. Bir şey söyleyeceğim. Bu adadayken de Survivor'dayken de bak şöyle bir sahne var. Hiç aklımdan çıkmıyor. Bak herkese pilav dağıtıyor, tamam mı bu piç? Tamam. Nasıl bir, şimdi bu bizim takıma geldi. Bizim takımın da yarısı kırmızı takım. Ben mavi takımdayım. Yarısı kırmızı takım, yarısı bizim takım. Bu böyle bize pilav koyuyor. Bu sana, bu sana, bu sana diyor. Bu da bana diyor ama bizimkinin 4 katı. Ya kimse buna bir şey diyemiyor anasını. Verdikleri pilav şu ya. Ulan. Oğlum şöyle bir şey olsa direkt o kamerada da belli olur ki. Oğlum şöyle bir şeydi, senin hakikaten bizimkinden çok daha fazla alıyordu. Bunu gözüne yapma, bu bana kurulmuş pezevenk. Tabii. Ben de siktir lan bu mu sana falan diye. Oradan birbirimize de bölüşüyorduk. Ben orada da adalet şeyim vardı. Hiç öyle bir şey olmadı. Kardeşim ama adildir. Bak. Acun abi. Hak yedirtmez. Bak. İbne dur şu hikayeyi de anlatayım da bir utan. Utan. Utanmaz. Bu utan. Bunda hayal yok. Bunda... bu arsız. Utanmaz. Acun abi. Bak bu hikaye çok kritik. Bu nasıl bir yavşak olduğunu anlayın. Acun abi de, bize Amerika'dan cheesecake getirmiş. Birleşme partisindeyiz. Hepimize dedi ki arkadaşlar size cheesecake getirdim Amerika'dan falan filan. Tabii bunlar kamera arkasında, zaten birleşme partisindeyiz, yememiz okey yani. Acun abi Amerika'dan özel cheesecake getirmiş, Cheesecake Factory'den. Şimdi bunun da Yusuf var, bunun bir de ekorisi. Orada nerede piçlik şey var bunlarda zaten. Şimdi bende de Özgür abi var, Osman var falan filan. Şimdi Acun abi bize cheesecake'i verdi. 2 tane minibüsle eve gideceğiz, tamam mı? O gün birleşme partisi olduğu için evde böyle 1 saat birlikte eğleneceğiz. Ondan sonra kendi evlerimize döneceğiz falan. Bana Özgür abi, Osman falan dedi ki ya cheesecake şimdi evde yiyelim dedik. Ama Halillerin şeyle gidiyor, minibüsle gidiyor cheesecake. Ben de dedim ki Özgür abilere ya sıkıntı olmaz abi, yiyecek halleri yok. Halil zaten benim kardeşim falan filan. Gittik. Halil ile Yusuf cheesecake'leri yemiş. Hepsini. Ya bunlar öyle yavşak. Şey diyeyim mi? Hırsız piç ya gerçekten. Evet. Sonra ben bununla münakaşaya girdim. Bana dedi ki ya Alper s**tın belanı, sen de bir cheesecake için yaptığın muamele bak. Ben şey de diyeyim mi? Ama cheesecake adam öldürürler ama. Kanka bak ciddi söylüyorum. Survivor'da harbiden bir cheesecake için adam öldürürler. Hepsini yedi diyorlar da. Şimdi bak şöyle bir şey. Bir dilim yani şu şekilde üçgen cheesecake arkadaşlar 3'e bölünüyor. Hepsi değil. Bir dilimini 3 kişi yiyecekken 2 kişi yemiş olabilir. Yani gözden kaçmış olabilir. Yok yok, oran mı değil? Oran mı değil? Kesinlikle o değil. Yok yok. 3'te Yusuf ikisini Yıldız'ı değil. Ararım bak, ciddi söylüyorum. 3'te ikisini değil. Ara Yusuf'u. Atıyorum. Vallahi lan. Ara Yusuf'u. Cidden böyle bu arada, şakasız. 3'te ikisini değil de 6'da 4. 6'da 4 aynı oran. Şey ya. Daha büyük bir oran. 5'te 3'ünü yedim. Daha fazlasını yediler bak, yani. Matematik mühendisi ya, yapay zeka. Bir dilim de çıkmadılar. Hani bak, bir süre de orada çıkmadılar. Bak bir dilim harbi söylüyorum 3 kişiye bölünecekti. Biz ikimiz yemiş olabiliriz. Ona da yedik demiyorum. Olabiliriz. Şahibeli. Ben de o sırada Halil benim kardeşimdir, şöyle adamdır falan filan diyorum. Kardeşim neyse. Sen yine ama aynı oranda yemişsindir bir şekilde. Yolunu buldum. Bir şekilde yolunu buldum. O konu değil.
Arkadaşlar evet, iğrenç muhabbetiniz için çok teşekkür ederiz ikinize. Gerçekten. Bir de bizim Arena diye bölümümüz var. İğrenç masada ancak bu kadar iğrenç olabiliyoruz. Kendimden ödüm verdim biraz ama kusura bakmayın. Arena bölümümüz var. İkinize soru soracağız. Bu arenada birini çıkaracaksın. Arena aklıma geldi. Uğur Dündar mıydı? Şey, bir yurt dışında birinin evine gidiyor. Uğur. Abi bir şey söyleyeceğim. Sen Uğur Dündar'ı dövebilir misin? Dövemezsin. Beni de verdi orada. Bir şey söyleyeyim. Çok iyi değil miydi? Çok iyiydi. Efendim bir barak su verir misiniz? Ben çok oldum. Öyle bir anda bu. Arena deyince. Bir anda böyle bir Beyoğlu beyefendisinden bir anda şeytana dönüşmesi ne gibi. Bunu okudum diye. Önünü diye. Kanka sen ilk sorun geliyor. Evet, yani hadi bakalım. Bu soru senin. En iyi Survivor yarışmacısı kimdir? Benim. Bir dinle ama. Evet, burada Atakan diye bir şey görmüyorum ben. Buradan birini çıkarman lazım. Tur abi mi, İsmail Balaban mı? Survivor yarışmacısı Tur abi. Tur abi. İnsan olarak İsmail'e devam edebiliriz. Aa, niye öyle dedin ki ya? Ya İsmail'le daha böyle sportif ve daha samimiyim. O yüzden. Ama Tur abi de çok seviyorum. En iyi Survivor yarış. Ben de Survivor Tur abi. İşin gücün siyaset anasını sayayım. Serhat Akın mı, Adem Kılıççı mı? Serhat Akın. Ben Serhat Akın'ı çok severim bu arada. Niye Adem Kılıç istemedin? Değil, çok sevmiyoruz şu anda, sevişmiyoruz. Nagihan Karadere mi? Nagihan Karadere. Serkay Tütüncü mü? İkinciyi dinlemedim bile. Diyor ya, hafta sonunu kimle geçirmek istersiniz? A diyor, eşiniz demiyor, diyor ya, B. İkinciyi dinlemedim. Serkay Tütüncü hakkında bir şeyim var. Serkay'da sevdiğimiz bir kardeşimiz. Benim 2006'da rakibimdi. Sen finalde beraber miydiniz? Evet, finalde beraber. Sen birinci oldun. Son 4'te mi? Son 2, son finalde beraber. Yok ya. O da çok başarılı oldu yani o yarışmadan sonra. Vallahi mi? Evet. Ama Nagihan favorim. Yarışmada tek favorim Acun Nagihan. Acun abi de şimdi bir muhabbeti olmuş falan filan. Acun abi onu kansız mı demiş. Yakında şey sana da söyleyecek, bugün masada konuştuğunuz siz iki kansız olarak hayatınıza devam ediyor. Bilmem, onu Acun abi anlatırsınız. Ben abi Acun abi beni zaten teknesine de bindirmedi. Bana diyebilir. Benim için soruyor. Teknenin bazı bedelleri var kardeşim. Cemal Can seven... Cemal Can... Evet. Can seven mi? Bu nasıl isim lan? Cemal Can, Can seven. Cemal Can tanımıyor musun? Cemal Can. Tanıyorum da Can seven mi sen de? Evet. Tamam, o mu yoksa Semih Öztürk mü? Aa, çok şey geldin. İkisi birbirinden çok ayrı karakter. Yani Cemal Can... Ama Cemal Can bence ya. Cemal Can. Seçeceksin. Ama Semih de tam bir gerçek anlamda neyse. Abi birini söyle. Cemal Can. Oğlum bir şey diyeyim mi? Sen Semih'i seçerdin ben ya. Çok... Ne alaka ya? Kanka çok eğlenceli adam izlemek. Yani bak... Öyle değil. Yarıştığım sezonda öyle değil ama... Aziz mi yani? Mesela Aziz'le Semih aynı tip. Abi şimdi açık söyleyeyim ki Aziz'in yaptığı bazı hareketler zaten ki Semih'in aynısıydı yani. Ben o yüzden Semih derim. Sen Aziz'i seviyorsun yani. Oğlum ne alakası var? Adam orijinal bir karakter Semih. Semih çok orijinal. Ben çok da zeki. Yani zaten bugün, aynı şey değil bugün, mi? Bugün bir program yapıyor olsam ilk kastımı Semih alırım yani. Semih, yani şey o olarak... anlamda oyun zekası olarak da saygı duyuyorum. Ama yani şimdi ne olarak soruyorsun? Ne olarak soruyorsun bana mesela? Survivor Cemal... yarışması olarak soruyorum hacı. Baba, Semih, Aziz gibi tipler güzellikten değil, rating yapan tipler. Anladın tamam. Mı? Tamam, bu hani rating başka bir şey, daha Survivor demek başka bir şey. Ben Cemal Can'ın insanlığını çok seviyorum, o yüzden ona... Zaten sen muhtemelen Semih'i Acun abi şutladı, o yüzden şey yaptın da neyse. Yok lan, hiç alakası yok. Semih'i seviyorum onu. Sen bir sus da, sen zaten sıra gelmedi. Şimdi seçenek yapmamız gerekiyor ya. Yani. Burada yorumlar mı? Siktir oğlum. Annem mi babam mı? Kapatın ışıkları ama. Bir dakika dur. Işık bizim ekibi olmalı görmüş. İkinci tur. Tur abi mi, Serhat Akın mı? Ha, bu kalıyor, bunlar elemeli mi? Bir tane kişi çıkacak senin sorununa. Survivor olarak bakıyorsak Tur abi. Tur abi. Tamam. Nagihan Karadere mi, Cemal Can seven? Şampiyon yapalım Nagihan'ı, konuyu kapatalım. Üçü kalacaksın sonuçta. Sonunda ona kalacak yani. İşte mi? Eleyecekler bunu. İçinden bir tane şampiyon soracak. Ben izlemediğimden sorayım. Arada o kadar iyi miydiniz ya? Bence Nagihan iyi. Ben o kadar aramız inanılmaz iyi değil ama yani Survivor hak ediyor su kısmında. Bence Nagihan erkeklerle yarışabilecek kadar. Peki bizim şampiyon var. Nefise. Nefise mi, Nagihan mı? Bu sene yarışacaklar, bakacağız. Bence Nagihan. Gerçi ya bu çok biraz... politik ya. Ben bir şey söyleyeyim mi? Ben Nefise diyorum bu arada. Nefise biraz Nefise, daha oğlum, genç olduğu için bilemedim. Evet, diri, genç diri, ve diri kanka, olduğu diri. İçin. Bir de sen daha iyi bilirsin. Yani yüksek atlamacılar da böyle garip bir ciğer oluyor acı ya. Evet, bari ciğersiz oluyorlar. Evet yani çok garip yani abiden. Kız asla yorulmuyor. Sendeki yani. Burada... ciğersizlik farklı, onlardakiler farklı. Evet, buradan Nagihan Karadere çıktı. Şu an Alper Rende'nin sorusu. Bakalım Alper Rende harbiden safe olmaya devam edebilecek mi? Dur tahmin edeyim. En sevdiği YouTuber kim? Hayır. O kadar neyle? Masum olmayacak. O kadar masum olmayacak. Ben Kerem miyim lan? Kerem Kısakoğlu mu var burada? Neymiş? En cringe YouTuber. Tamam, güzel. En cringe YouTuber, tamam, soruyoruz. Enes Batur mu, Rain Man mi? Enes Batur. Enes Batur daha cringe. Tabii. Okey. Meryem Can mı, Orkun Çıtmak mı? Meryem Can.
Alpercan bakalım neler yapacak. Berkcan Güven mi, Kafalar mı? Kafalar. Kafalar. Hayrettin mi, Ali Biçim mi? Çok zor diye bir şey geldi arkadan. Çok zor geldi. Ali Biçim mi, Hayrettin mi? Ali Biçim daha cringe. Ali Biçim daha cringe. Bilenmiş. Yo valla düşüneceğim. Tamam bir de o yanındaki kıvırcık var ediyormuş. Enes Batur mu, Meryem Can mı? Enes Batur. Enes Batur bu. Kafalar mı, Ali Biçim mi? Kafalar. Kafalar. Finale Enes Batur'la Kafalar kaldı. Ben ama senden önce bir Atakan'a sormak istiyorum. Enes Batur mu, Kafalar mı daha cringe? Kafalar daha cringe. Niye? Bana öyle geldi. Sana öyle geldi. Bir nedeni yok. Tamam. Ya ikisinin de içeriklerini inanılmaz derece, yani izlediğimi söylemem ama sosyal medyadan hakim olduğum kadarıyla sen Kafalar daha cringe gibi, öyle değil mi? Ya Alperen diye soruyorum o zaman. Alperen daha... diye soruyorum. Kafalar mı, Enes Batur mu daha, evet, cringe? Halil İbrahim Göker. Ben YouTuber mıyım onu? Yani ikisi de iki tarafta cringe ama Kafalar 3 kişi. Yani 3 cringe. Hani Enes 1 cringe, o yüzden Kafalar diyorum yani. Durum bu. Oğlum ben Bilal'i seviyorum ya. Neyse tamam. Bilal'i ben de seviyorum bu arada. Son o yaşadığı olaylara falan çok üzüldüm. Hani bu arada... Oğlum çok garip harbiden. Kafaların en çok linç yiyen adamı Bilal. Yani piyasadan da kime sorsanız herkes Bilal'i sever ya. Cidden. Ben de severim. Bu arada ben de severim üçünü de. Hani bunda sıkıntı yok. Ama cringe'ler. Hani Bilal'in aldatma muhabbetleri falan var. Biliyorsunuz zaten. Evet. Ben onu çok aldatma gibi görmüyorum ya. Yani boşanmış çok... çünkü. Evet, boşanmış abi. Çünkü. Boşanmışlar, şey olmuş. Zaten belli bir süreç var. Vesaire yani. Kadınların hani burada... aşırı duyugusal olmasından kaynaklı diye düşünüyorum. Ama ben hani bu bir önüne bir yası tutuluyor yani. Öyle bir durumda söz konusu sanki yani. Ya ben o kadar yani böyle örf, adet, gelenek ve göreneklere de yani her konuda uyulacak diye bir şey de yani yok. Siz iki aşağılık insan olarak tabii ki yani kendi tarafınızdan bakmanız doğru. Ben birazcık daha beklemesi gerektiğini düşünüyorum. Ya seni böyle keşfetin temiz lan. Bak oğlum keşfetime, keşfetinde problem yok. Ya kılıbıklar bir konuşmasın. Ya kılıbıklar bir konuşmasın ya. Ya bir şey söyleyeceğim. Elinden gelse Zenya ile Aslan'la gezecek anasını zaten. Bak şimdi bir şey söyleyeceğim. Bizim de, oğlum. Benim de bir ilişkim oldu. Bütün halka mal olmuş bir ilişki. Evet. Hiçbir zaman ilişkimizle ilgili konuşmadık. Ne ben konuştum ne Betül. Bu arada o konuya hiç girmedim bu arada, dikkat edersen. Aynen. Betül'ü de sevdiğim, yoksa senden dolayı değil bak. Betül'ü sevdiğimden. Eyvallah ama... yani şöyle, kızın adı neydi? Betül'ün mü? Neydi ya, o 8 sene benim ilişkim oldu. O değil, şeyin kızın, Bilal'in. Ha, Esin. Esin. Şimdi Esin de çok tatlı bir kıza benziyor falan filan. Ben çok da tanışmam etmem ama ya mesela bununla ilgili konuşması da bana çok masumane gelmedi. Yani hani zaten belli bir şey olmuş falan filan. Yani o yüzden... Bilmiyorum, bana biraz şey geliyor. Art niyetli bir olay gibi geliyor ya. Yani ben çok yorum yapmayayım. Ben çünkü bir Twitter yorumu yaptım. Ne yaptın abi? Dedim ki arkadaşlar Bilal'i boşu boşuna linçlemeyin. Onlar boşandı dedim. Niye? Çünkü bir etkinlikte Bilal'le karşılaştık. Dedi ki boşandık ya dedi. Ben de bunu tweet olarak attım. Sonra Esin mention attı bana. Sen nereden biliyorsun da böyle konuşuyorsun deyip altına şey koydu. E-Devlet evli olduklarına dair bir kanıt koydu. Ha. Bunun üzerine ben daha yorum yapamam. Yani yoksa Bilal'i yalancı, evet, çıkaracaktım. Daha da ayrıntıya da girmek istemiyorum. Çok da beni de ilgilendirmiyor. Yani konu. Bizi ilgilendirmez. Yine konuyu kapatalım. Ama benim bildiğim boşanmışlar idi. Evet. Ya bir şeyler bitmiş. Resmi olarak bitmemiş olabilir. Bunun da yani... Evet, yok ya. Dur. O kadar şey yapma. Çünkü Avatar Atakan şey bu yapıyor. Bu konuda haklı biraz. Çok delikanlı gibi gözüküp bu konuda şey yapabilir. Gözüküp derken... Son DM'lere hala bakmadık seni. Son bir taneyle kapattın, orayı kayırdın. Hani programı kapatmamız lazım yoksa. Neyse, keşke bakacağız. Olmasa ama bazı işte ne bileyim alkolün verdiği etkiyle falan filan Bilal de öyle bir şey yapmış da olur öyle şeyler yani. Evet, bence de. Ben de çok büyük linç yiyeceğim senin yüzünden. Abi ne linçi, ben niye böyle hep günah keçisi yapıyorsunuz, kurban olduklarım. Bak Melek, ben sonra... başında bir halkası yok. Ben zorla kimseye hiçbir şey... Bak ses de direkt şey oldu. İnceldin, yumuşadın. Yani, Ekrem İmamoğlu oldu. Yani arkadaşlar yapmayın. Ben böyle şey ama tabii ki. Tabii ki ben öyle bir insan değilim ki. Tabii ki. Evet arkadaşlar, bir de evet, ortamda satarsın.
bölümü var. Bu nedir bölümde ben anlatıyorum. Lütfen yorumunuz varsa ben anlattıktan sonra yapın ki şey yapın. Bir de birazcık böyle şey gireceğim. Sizin gibi iki tane böyle şey takılan, safe takılan arkadaşlar için sorun olabilir. O yüzden birazcık da sizin için de sorun olabilecek bir şey. Ya bir kere zaten bu aşağılık programa katılmayı kabul ettik. Artık her şeyi göstereceğiz yani. Evet. Dağdaki çobanın oyuyla benim oyum bir mi? Bu yorumu daha önce muhtemelen duydunuz arkadaşlar. Aysun Kayacı'nın 2008'de bir programda yaptığı bir yorumdu bu. Bu yorum Aysun Kayacı'yı toplumdan aforoz ettirdi 2008'de. Ama Aysun Kayacı'dan önce aynı yorum 2400 sene önce Sokrates'i de aynı şekilde toplumdan aforoz etti. Aynı şekilde Sokrates'in ölmesine sebep oldum. Sokrates'in şöyle bir yorumu var. Devlet yönetiminde önemli olan şeyin aristokrasi, yani belli bir zümrenin toplumu yönetmesi gerektiğini düşünüyor Sokrates. Diyor ki bir insan doğumundan itibaren oy kullanma hakkı olmamalı diyor. Belli bir eğitim, belli bir görmüşlük, belli bir okumuşluk gerektiğini söylüyor. Bundan dolayı da Yunan Meletos tarafından bu yorumlarından dolayı, okulda anlattığı bu yorumlarından dolayı dava ediliyor. Mahkemeye çıkıyor. Mahkemede soruya soruyla cevap vererek bir savunma şekli geliştiriyor. Bu şekilde aynı şekilde avukatların ve savcıların bugünkü savunma ve sav şeklidir. Yani bugüne de etki etmiştir. Bu savunma şekli aynı şekilde Platon'un günümüze Sokrates'in savunması kitabı olarak gelmiştir. Sokrates'in o anki savunması günümüze kitap olarak gelmiştir. Yani bu şekilde hani Sokrates'in savunması mı büyüktür yoksa Avatar Atakan'ın Serap'a olan savunması mı diye böyle yorumlar görürsünüz ya. Onun sebebi bu olaydır. Neyse arkadaşlar günün sonunda Sokrates bu yorumundan dolayı, yani benim oyumla çobanın oyu bir değildir yorumuyla ölüme mahkum edilmiştir. Baldıran zehri içirerek öldürülmüştür Sokrates. Bu da böyle bir bilgi ortamda satarsınız arkadaşlar. Var mı bir yorumun? Hemen atla. Atladık. Yakaladım. Ben katılıyorum. Buyurun. Sevgili Aysun Kayacı ve Sokrates'e. Oğlum Alper Rende bugün yürek girmiş anasını satayım vallahi. Ha, bunda bir şey yok. Yani. Ama düşüncesini söylüyor. Aynen abi, hani Sokrates. Belli bir eğitim gerektiğini çobanlıkla düşünüyorsun. Çobanlıkla ilgisi yok bu arada. Ya bu arada çobanlık arkadaşlar orada bir benzetme. Yanlış bir açık benzetme. Söyleyeyim. Ya metafor ya. Yani şimdi açık söyleyeyim. Öyle metafor. Ben şunu düşünüyorum bu arada. Belli bir IQ testine girmemiz lazım hepimizin. Ben de o IQ testinin altında kalıyorsam benim de oyumu saymasınlar anasını. O IQ testinin belli bir level'ın üstündekilerin oyu sayısını. İşte bu da aristokrasi diyor adamlar. Yani yönetim şekli olarak aristokrasi diyor. Bu da diyor eşitliğe diyor aykırı diyor. Anladın mı? Doğru diyor. Aynı şekilde Platon da diyor ki doğru yönetim biçimi, devlet yönetim biçimi yoktur diyor. Devlet adlı kitabında. Ne diyorsun Avatar Atakan? Hadi bir safe bir yorum yap da ikimizin lincinden bir kurtul. Hadi bakalım. Yok, safe bir yorum yapacaktım. Ben düşüncelerimi söyleyeyim direkt. Sonuçta o da bir insan, herkes bir şekilde oyunu kullanmalı yani. Onun eğitime tabi olup kendi geleceğini tayin etmek için oy kullanabilir. Ama bu adamın, onun, onun oyu da bir ama olur. Ama bu yani. Adamın oyu senin yaşamına da etki ediyor. Ya da tamam, Zenya'nın zaman... ya da Aslan'ın gelecekteki yaşamına etki edecek. Tamam ediyor ama çoğunluk demek diye bir şey var, çoğunluk. Ama burada aristokrasi de bir demokrasi şekli diyor adam. Ne diyor aristokrasi şeklinde? Belirli bir zümre yönetsin ama bunların çoğunluğunun dediği olsun diyor. Niye belirli bir zümre? Mesela biz şu an burada 10 kişiyiz. Evet. Bununla bu 10 kişinin dediği olsun. Sen gibi. O zümreden değilsen o zümreyi nasıl belirleyecekler? Bunu IQ'ya göre değil ama bu şimdi IQ'ya İşte göre. Adam diyor ki oradaki eğitim seviyesine göre belirlensin diyor Sokrates. Ben katılmıyorum. Sen katılmıyorsun. Sokrates abi. Sen katılıyor musun? Ben katılıyorum abi. Benim sallıyorum. Şu an rakamları sallıyorum. Benim IQ'm 120 diyelim. Evet. Benim ama IQ ile eğitim aynı şey değil. Evet. Bu arada. Evet, ondan doğru diyorsun. Dipnot vermek istiyorum. Tam bilgiyle alakalı. Bilgiyle alakalı hayır, o zaman. Eğitimle ilgili değil abi. Bir insan o koşullarda büyümemiştir. Eğitimsiz kalabilir ama hani sonuçta aklı çalışan bir insandır. Benim IQ'm 120 diyelim ki benim oyum 12 birim sayılsın. Senin IQ'n 140 mı? Senin bir şeyin oyun 14 birim sayılsın. Baba yani sonuçta... Say lan. Tamam. Ben katılıyorum abi. Aysun Kayacı'nın arkasındayım. Sevgili Aysun Kayacı'ya da selamlar buradan.
Burada ne olduğunu dair, Aysun Kayaca ne olduğunu dair herhangi bir bilgimiz, fikrimiz yok arkadaşlar. Alper Rende'ye ve Avatar Atakan'a programa katıldıkları için çok ama çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Ben de konuştum. Normalde 5 bölümdür konuşmuyordum. 6. bölümde ben de konuştum. Bu arada programdan önce bütün konuklara ben diyorum ki bana da soru sorabilirsiniz. Bu zamana kadar kimse sormadı. Ama Avatar Atakan ve Alper Rende'ye yakınlığımdan dolayı onlar sordular sağ olsunlar. Ben de mümkün olduğunca daha da sorardık da çok şey yapmadım. Örselemedik. Daha ne soracak arasında? Çok sorduk da kestin onu sen evet. Kurguda. Siktir lan! Ben de bunu kestim amına koyayım. Arkadaşlar izlediğiniz için ve dinlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyoruz. Tekrardan Alper Rende ve Avatar Atakan'a geldikleri için çok ama çok teşekkür ediyoruz. İkisinin de hem Instagram hem de YouTube profillerini aşağıda açıklamada bulabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bu arada arkadaşlar sezon finaliydi. İzlenmediği yani, için erken final yaptık arkadaşlar. İkinci sezonda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay baylar arkadaşlar.